Herkese merhaba. Bugün yine bir Skoda modeliyle birlikteyiz. Yeni start çekeceğiz. Yeni Superb'in 2.0 dizel. Şurada da gördüğünüz gibi Lauren Clement paketi. Benim en sevdiğim araçlardan biridir D segmentinde Superb. Bu da Lauren Clement donanımıyla. Gerçekten hoş bir araç. Etrafında bir dolanalım. 2021 yılında Superb'e güzel bir şey, birkaç bir şey eklendi. Makyajlı zaten, genel bakalım. Burada LED stoplarımız var, LED ampullerimiz var. Şu mesela iyiydi. Skoda logo yazı olarak geldi. 4x4 2.0 dizel bir araç. Yan tasarımdan hoş, güzel. Yani D değil artık, hani E segmenti boyutlarında bir araç. Hoş. Şöyle bakalım kaç inç. 19 inç alüminyum alaşım jantlarımız mevcut. Genel tasarımından rengi de hoşmuş ve siyah kahverengi arası Bridgestone Potenza varmış. Ön tarafa bakalım. Şöyle LED farlarımız var. Aşağıda da sislerimiz mevcut. Burada ön bölge asistanının, şurası ön bölge asistanı, çarpışma önleme, şerit takip. Dış tasarımı genel olarak hoş bir araç. Fiyat tabi birazcık yüksek ama güzel. İçeri doğru yavaştan geçelim. Hadi bu sefer önden başlayalım. Kapıyı açtığımızda aşağıda yine Skoda logomuz var. Kapı üstleri yumuşak plastik tabii ki. Konuşmamıza gerek yok. Kanton ses sistemi var. Krom kapı kolu katlanır aynı. Çocuk kilitleri ayrı ayrı iki kapının. Isıtma da burası deri. İçeride delikli derilerimiz var. Lauren Clement imzalı. Koltuklarda hafıza, elektrikli bel desteği, elektrik ayarı hepsi mevcut. 2021 yılında değişen yeni direksiyonumuz iki kolla. Bu far anahtarı değişmemiş ama. Ben bu far anahtarını seviyorum ya. Ben alıştım buna. Alışkınım. İçine doğru yavaştan şunu oturayım. Tabi içeri geçince gayet sessiz bir koltuğu öne götürüyorum biraz. İki kollu bir direksiyon simidimiz mevcut. 3 kollu olsa daha güzel olur bu direksiyon. Spor versiyonlarda 3 kollu bir direksiyon var zaten. Burada adaptif cruise kontrolün kontrollerini görüyoruz. Adaptif sabitleyici mevcut bu araçta. Burada 6 halı kaplı bir göz ve kartlık bölmemiz var. Kapı içi gözleri halı kaplı ve geniş. Bu aracın olayı genişliği zaten. Bir detay daha göstereceğim size. Burada dörtlü flaşörümüz mevcut. Ekranımız var. Açılacak mı? Evet, açıldı. Lauren Clement Sound by Canton. Canton ses sistemi de iyidir. Ses kısalım. Buradan medya, işte telefon, ses kontrol, navigasyon hepsi mevcut bu ekranda. Burada soğutmalı koltuklarımız var. Bunlar Lauren Clement'te özel detaylar. Klima kontrollerimiz klasik, yine aynı. Burada bir gözümüz var. Kapanış hissiyatı gayet güzel. Burada bir çakmaklığımız, USB Type-C'miz ve bir küllük ya da bir göz, nasıl derseniz artık, mevcut. Kapanışı çok güzel. Burası piyano bilek kaplamalı. Çizilebilir ancak güzel duruyor. Bu ekranın dokunmatik hassasiyeti gayet güzel. Hızlı çalışıyor. Zaten Volkswagen artık bu ekran olayını çözdü. ESC'yi kapatabiliyorsunuz vesaire. Ambiyans aydınlatması var bu araçta ancak şu an kullanamıyoruz. Burada hayalet göstergemiz var. Üstünde jelatin olduğu için siz kötü görüyorsunuz. Gayet güzel, çözünürlüğü güzel, okunaklı bir ekran. Burada auto hold'umuzu, elektronik park önümüzü, kapı kilitleme butonumuzu görüyoruz ve burada iki, hatta değişik bir bardak. Burası büyük bardaklar için. İki adet normal bardak alabilen bir kol dayamamız var. Yükseklik ayarlı kol dayamamız. Soğutmalı bir kolçağımız mevcut. Bu araç abi premium. Bak burada biraz daha derin bir şeyleri koyabileceğiniz bir yer var. Ve soğutmalı bir göz var. İçi halı kaplamalı. Malzeme kalitesini söylemiyorum bile. Yumuşacık her yer. Hatta mesela Volkswagen'lerde buralar serttir. Passat'ta. Bunda buralar da yumuşacık. Gerçekten güzel. Ben şöyle koltuğumu bir ayarlayayım. Fıtı 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 fıtı. Tamam. Torpido gözümüz buradan açılıyor. Gayet yumuşak. İçi halı kaplamalı. Burada yine soğutmalı ve şemsiyeyi buraya koymuşlar. Onu gösterecektim size. Kapılarda şemsiye var bu arabada.
Üst tarafa geldiğimiz zaman çok yüksek oldum lan. Burada aydınlatmalı bir aynamız mevcut. Sunroof kontrollerimiz olduğu için, sunroof olduğu için gözlüklük yok. Işıklar da LED. Mesela arka ışıkları buradan açıp kapatabiliyorum. Bir elektrikli cam tavanımız var, ancak perdesi elle. Keşke bu da elektrikli olsaydı. O zaman kusursuz bir araç olurdu bence. Ekranı kapatalım. Direksiyonun üstünde direksiyon ısıtması mevcut. Sesli komut. Sağ sol frekans değiştirme, ses açma kapatma tuşlarımız var. Burada da Octavia'daki gibi asistanlar butonu var. Yol bilgisayarı kontrolleri ve geçişlerimiz mevcut. Burada Lauren Clement detaylarımız da var tabii ki de. Arkaya doğru geçelim. Arkada makam perdelerimiz mevcut. Şöyle gördüğünüz gibi. Yine burası da yumuşak. Buralar deri. Gayet güzel. Kapı içi gözler güzel. Burada da bir ışığımız var. İşimizde de süper gözüyor. Yani bu arabanın olayı burası. Yani. Bak şimdi geçelim arkaya. Ön koltukta ben oturuyordum. Benim boyum 1.75. Yani bacak bacak üstüne bile atabiliyorum. Bir karıştan fazla. Hayli hayli fazla. Burada arka koltuk ısıtmalarımız var. Arka klimanın havalandırma şeyleri var. Derece ayarlaması var. Aşağıda 230 voltluk bir soket ve 2 adet Type-C'miz mevcut. Bu araçta biraz şaft tüneli var, ancak bu araba 4 kişi. 5 kişi de kullanırsın da 4 kişi mükemmel. Makam arabası gibi bir şey. Ufak makam. Burada gördüğünüz gibi makam için sağ koltuğu ayarlayabiliyorsunuz. Burada bir kol dayamamız var. Yine burada 2 adet bardaklığı mevcut. Oradan bagaj erişim tabi var. Orta koltuğa oturmama gerek var mı? Ortaya çok rahat oturabiliyoruz. Arka dönene genel bakışta böyle. Gerçekten ben çok severim Superb'i. Passat yerine bunu kesinlikle alırım. Hani bu Lauren Clement çok pahalı bir araç. Onu saymayalım. 1.5 TSI'nin dolusunu 479 bin lira falan olması lazım. Passat yerine kesinlikle alınır. Bir de bagaja bakalım. Şurada da askılarımız var burada da. Bir de bagaja bakalım. Şöyle elektrikli olması lazım. Evet. Ben bu Skoda'yı seviyorum ya. Altta bir stepnemiz var. Yanda ilk yardım kiti için bir yuva var. 12 voltumuz var. Askımız var. İleride de bir askımız, ışığımız. Ama bu bagaj o kadar büyük ki. Bak ben buradayım. Yetişemiyorum sona. Bagaj çok büyük. Yine burada da bir kantonun bası var herhalde. Bagaj hacmini ben ekrana yazayım. Bagaj gayet büyük. Ve çok büyük açılıyor elektrikle. Şöyle bastığınız zaman da kapanıyor. Hoş bir araç ya. Evet, bugün yeni Superb'e birlikte baktık. Umarım beğenmişsinizdir. Sizce D segmentinde en güzel araç hangisi? Aşağıda yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.